Şuurlu belediye başkanlığı yapmak lazım. Şuurlu grup başkan vekilliği yapmak lazım. CHP grup başkan vekilimiz Sayın Yaşar Salihoğlu TV'de şuursuzca hareketlerle AK Parti ve MHP borçlanmaya hayır dedi diyebiliyor. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Dikkat ediyorum. Başkanım. Müsaade buyurun. Başkanım. Metin Başkan, bir saniye. Metin Başkan. Yaşar Bey. Metin Başkan. Daha. Yaşar Bey, pardon. Bir saniye. Yaşar Başkan. Ver, tamam. Cevabını ver. Ya sakin ol. Niye sakin olmuyorsun? Metin Başkan. Kişi. Yaşar Bey. Metin Başkan. Kişilere hitaben değil. Genel olarak konuşalım. Lütfen. Evet. Tamam. Şuursuzluğu siz yapıyorsunuz orada. Başkanım. Kardeşim sen güzel kardeş, güzel tamam. İnsan. Bir tür müsaade mi? Müsaade yok, yok. Mi? Evet, hitap etmeden. Sen televizyona çıkıyorsun. AK Parti ve MHP grup meclis üyeleri borçlanma hayır dedi diyorsun. Dedin mi demedin mi? Allah'tan korkmuyor musun? İnsanı sen Allah'tan utanmıyor musun? Borçlanmaya evet verdiğimiz halde sen niye yok diyorsun ya? Niye yok diyorsun? Ya, hayır sen dedin mi demedin mi bunu? Sayın neyse başkanım karşılıklı girmesin de. Ben hallederim. Sen dur sıkıntı yok. Bir saniye. Ben hallederim. Bir saniye Metin Bey. Gelsin oradan gelsin. Ben sağlam yerim ya. Hayır hayır. Yaşar Başkanım. Şöyle bir saniye. Yaşar Başkanım. Güzelce cevap verirsiniz. Zaten grup başkan vekili olarak sınırsız konuşmanız var. Yaşar Bey. Sayın Metin Bey. Şimdi benim televizyonda ve Twitter'da ASKİ borçlanmasıyla ilgili yaptığım konuşma var. Doğrudur. Tamam. Benim konuşmayı yaptığım tarihler sosyal medya hesaplarımda hepsi mevcut. O tarihlerle ASKİ'nin kredisini onayladığınız tarihleri karşılaştırırsanız öncesinde ya da sonrasında olduğunu anlarsınız. O zaman şuursuzluk nerede var onu da anlamış olursunuz. Kimde var? Teşekkür ederim. Söyledin mi? Cevap verdin mi? Tamam mı? Tamam mı? Hayır tamam mı? Başkanım. Cevabınız tamam bu kadar mı? Bu kadar. Tamam. Geliyor. Dinle iyi dinle şimdi. Geliyor. Yani bu kadarsa iyi dinle şimdi. Tamam, geliyor. Tamam. Güzel kardeşim sen o zaman söyleyeceğiniz cevap. Sayın Başkan karşılıklı bir muhabbet olmasın Metin Başkan. Siz cevabınızı verin. Evet. Yaşar Başkanım. Bak şimdi benim bu konuşmamı ettiğimde A planı, B planı, C planı hepsi mevcut. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Ben istediğiniz gibi gelebilirsiniz. İstediğiniz cevabını, istediğiniz söylerseniz istemediğinizi işitirsiniz. Tamam mı? Şimdi biz devam edelim. Şu işimizi bitirelim. Resmi işi bitirelim. Devamla diyorsunuz ki mahkeme yürütmeyi durdurma verdi. İşte bağımsız mahkemeler falan var diyorsunuz. Sahi CHP Grup Başkanımız Yaşar Bey size doğrudan gözünüzün içine bakarak biraz önce sordum. Tekrar sormak istiyorum. Siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Mahkeme olmayan, yürümeyen bir konuda yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bunu farkında mısınız? Yani meclisimiz bir şeyi uygulayıp işlem tesis etmemiş. Ortada yürüyen hiçbir şey yok. Bana göre mahkemenin kararı esastan yanlış ve mutlardır. Ortada yürüyen bir şey yok. Müsaade buyur kardeşim. Ya ortada yürüyen bir şey yok. Yaşar Başkanım. Kardeşim, bak ben bu saçları değirmende artmadım. Tamam mı? Benim sana söylediğim bu. Yaşar Başkanım. Kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar dinleyelim. Hatibi dinleyelim. Siz rahat bıraksanız ben anlaşacağım. Adamı da öğreteceğim zaten. Ama rahat bırakmıyorsun. Yaşar Başkanım seni severim ben. Yaşar Başkanım ben seni severim. Başımın üstünde yerim var. Sen dur. Sen bir kenarda dur Yaşar. Sizden mi öğreneceğim? Seni ben severim başkanım. Sen başımın üstüne yerim var. Sen dur. Ya sen benim dişime göresin. Metin Bey, Sayın Başkan lütfen reisi hitap etsin. Her bireyin. Lütfen. Tamam, başkanım size müdahale etmeyin lütfen. Arkadaşlar niye beni konuşturmuyoruz siz tamam. Ya? Belki iyi bir şey diyeceğim. Bir durun bakın. Allah Allah. Ne güzel konuşuyorsun. Tek başına televizyona konuşurken iyisin. Burada niye? Bir dur bakalım sakin ol. Her bireyin yetiştiği bir iklim var. O iklim o bireyin yetişmesinde çok önemlidir arkadaşlar. Yetişkin bireyler yetiştikleri iklimin dışına çıkamaz. Burada Sayın Mansur Başkanımın da benim de yetiştiğimiz iklim o kadar bereketli ki şu meclisin içindeki bütün partilerde var. Meclis üyesi olduğum AK Parti ve MHP'li meclis grubunun yüksek müsaadeyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler yaparız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekleştirdikleri yaptıklarını sizler yapamazsınız. Yapamadınız, yapamayacaksınız. Çünkü müsaade buyurun. Hayır. Ali Başkan. Sen dur, iklim ayrı, sen dur. Çünkü sizin ununuz var, tuzunuz var, suyunuz var. Ben de ekmek yaparım diyorsunuz, ekmek yaparım zannediyorsunuz. Ekmek yapmak için maya lazım, maya. O maya sizde yok. Tamam mı? Hiç uğraşmayın. Sayın Başkanım, nasıl bir konuşma şekli bu? Nasıl bir konuşma şekli? Müdahale etsenize. Yaşar Başkanım. Müdahale etsenize. Yaşar Başkan, Metin Başkan. Metin Başkan. Herkes kendi mayasına baksın. Nasıl bir Yaşar Başkanım? Bir saniye. Metin Başkan, lütfen. Bırak ya. Lütfen. Sen kendi mayana bak. Hüseyin Başkan. Hüseyin Başkan. Evet. Evet. Arkadaşlar birleşime 15 dakika ara veriyorum. Bir ara verelim. Herkesin mayasını kendi mayanızla karşılaştırmayın. Tamam mı? Tamam. Maya dediğim için özür dilerim arkadaşlar. Buyurun. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Birleşime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de biraz önce meclis üyesi arkadaşlarımıza bazı kişiler sataşmaya çalıştı. Sayın Başkan. Aldı. Aldı. Evet. Kim oturmadı daha? Evet. Kürşat Bey. Öyle mi? Tamam. Evet değerli arkadaşlar. Yani önemli bir raporu görüşüyoruz. Ama birbirimizi üzmeden mehabetle bu işi yapalım. Yani çok güzel gidiyor. Metin Başkan'dan da bu konuda hassaten istirham ediyorum. Karşılıklı konuşmaya girmeden tamamlayalım lütfen. Arkadaşlarımız buyurun. Biz son bir şey yapsın. Yani bir, Yaşar Bey. Arkadaşlar biz Yaşar Bey. Yaşar Bey. Müsaade edin. Bir müsaade edin, normal konuşun. Yaşar Bey. Müsaade edin. Arayı oradayken verdik. Yani son tamam söz veriyorum. Sabote ediyorsun ediyorum Sayın Başkan. Ediyorum Sayın Başkan. Arkadaşlar müsaade edin. Metin Bey tekrar söylüyorum. Karşılıklı konuşmaya girmeyin. Toparlayın lütfen. Ve deminki konuşmayla ilgili de arkadaşlarımız biraz önce söylediniz ama bir daha söyleyin isterseniz. Özü tamam başkanım. Haydar Başkanım. Ben ikaz ettim Haydar Başkanım. Kıymetli başkanlarım, kıymetli divan başkanım, sayın divan. Ben burada ne konuştuğumu biliyorum. Sizleri kırdıysam müsaade buyurun abi ya. Ya müsaade buyurun. Haydar Başkanım, Haydar Başkanım bir dur ya. Bakın ben sizi kastetmiyorum kardeşim. Sen niye üzerine alıyorsun? Metin Başkan lütfen. Toparlayalım evet. Ben söylediğimi şu şekilde düzelteyim ve özür dileyim sizden. Bakın arkadaşlar. Ben dedim ki burada çünkü sizin ununuz var. Tuzunuz var, suyunuz var. Ben de ekmek yaparım diyorsunuz. Ekmek yaparım sanıyorsunuz. Yapamazsınız. Mayanız yok derken mayanız bozuk filan demedim. Böyle anlaşıldıysa özür dilerim. Evet başkanım. Tamam. Metin Başkanım. Ya özür dilerim diyorum. Bak böyle anlaşıldıysa özür dilerim diyorum. Sayın Mansur Başkanımızın ve sayın çok değerli CHP Grup Başkanı Vekili kardeşimin ASKİ'nin bütçesinden haberi yok ne yazık ki. Şimdi birlikte bakalım. Bu ASKİ'nin kitapçığı değil mi arkadaşlar? Peki ASKİ kitapçığının hemen 7. sayfasına bakalım. ASKİ kitapçığı evet. Bir dakika bakacağız. Bakın 11. sayfası arkadaşlar. 11. sayfasını gösteriyorum. Burada diyor ki 632 milyon fazla verdi. Kar ettik biz diyor. Bu kitapçıda diyor. Şurada. Ve diyor ki bu kitapçıkta burada diyor ki başkanım çok üzülerek söylüyor. Bunu aslında söylememem gerekiyor. 632 milyon 123 bin lira biz kar ettik diyor ASKİ bu kitapçıkta. Sizin kitapçığınız mı? Şimdi Ve ne diyor biliyor musunuz burada? 2019 yılı yazması gerekirken bu rakam da denetçilerden geçmiş 2017 yılı yazıyor. Başkanım size beni takdim edin. Git ya, git işine bak. Peki. Saygısızlık yapıp duruyorsun artık. Bitim ne diyeceksin? Tamam. Başkanım bu neresi saygısızlık? Başkanım tamam. Metin Başkan. Başkanım lütfen. Saygısızlık siz yapıyorsunuz lütfen. Şu anda. Sayın Başkan. Ben sizin emrinize göre hareket edecek değilim. Metin Başkan toparlayıverelim. Evet. Arkadaşlar tamam toparlayıverelim. Metin Başkan. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Başkanım Metin Bey toparlasın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar provoka falan değil. Kardeşim bu kitapçık sizin değil mi? Benim mi bu kitapçık? Metin Başkan. Allah Allah. Evet. Toparlayalım Metin Başkan. Peki arkadaşlar. Yaşar Peki Başkan arkadaşlar, toparlıyor. Kıymetli meclis üyeleri, tamam. Hepinizi beni dinlediğiniz için saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Kalecik Doğan Kalkan Başkan buyurun. Tahammül edin ya. Tahammülsüzsünüz ya. Konuşma hala. Arkadaşlar. Metin Başkan, arkadaşlar, Ali Bey, Ali Sen Bey, arkadaşlar lütfen, evet, buyurun Sayın Başkan.